Aslında seni anlamasını bekliyorsun ya. Boşuna zorlama. Niye ki? Sen kendin söyledin. Onun kuralları ve yönetmelikleri vardır. Sadece okulda değil, hayatta. Onlarla yaşıyor. Oğuz'u hatırla mesela. Niye hatırlayacağım ya? Aslında yakışmıyor bana. Evet ama niye onunla beraberdi sence? Vallahi hiç düşünmedim. Çünkü kimseye bağlanmak istemiyordu. Kimse de ona bağlansın istemiyordu. Ne yaptı? Gitti evli biriyle beraber oldu. Sonra ne oldu? Adam karısından boşanıp Aslı'yla evlenmeye çalıştı. Yani mantık falan çöktü anlayacağım. Ben işte onu anlatmaya çalışıyorum. Dedik ya, anlatamazsın. Ama sen beni anlıyorsun değil mi? Anlıyorum, evet. Ama bu seni kabul ettiğim anlamına gelmez. Tehlikeli bir tipsin sen. Tamam canım, bir şey demedik. O anlattığın siyah beyaz hikayesini de duydum. Haklısın. Hayat her zaman siyah beyaz değil. Ama onların anlaması için biraz daha büyümeleri gerekiyor işte. Ne alakası var ya? Aynı yaşta değil misiniz siz? Evet de ben biraz fazla yaşadım sayılır onlardan. Annem sağ olsun eğitti de beni. Ya hakikaten hep soracağım da çekiniyorum. Anneanne var, dede var, anne baba hiç bahsetmedin. Sen de seninkilerden hiç bahsetmedin. Annem öldü. Babam da nerede bilmiyorum açıkçası. Nasıl bilmiyorsun? Almanya'ya gitti çalışmaya, sonra dönmedi. Benim annem de Almanya'da. Hadi be. Birbirini bulmuşlar, evlenmişler değil mi? Biz de üvey kardeşmişiz sen. Tamam canım, kötü bir şey kabul. Anlatıyordun. Dokuz yaşındaydım, hiç unutmuyorum. Okuldan eve döndüm, evde yok. Doğum günüydü, sürpriz yapmak, sevindirmek istemiştim. Mutfağın altının üstüne getirdim. Hazır krema, kekler falan. Tabii yemek yapmasını bilmiyorum. Bize yemek yapılmıyor o zamanlar. O kadar çok fast food yiyip nasıl hala şişmanlamadım bilmiyorum. Yani çok da zayıf oldun. Efendim? Annem diyordum. Sana da hiç şaka yapılmıyor ya. Gece 2 falandı. Kapının tıkırdadığını duydum. Tabii alışkınım yani. Bölümüme gitmiyor o saatte gelmesi. Geçtim pastanın başına, mumları falan yaktım, bekliyorum. Kapı zar zor açıldı. İçeri girdiğinde sarhoştu. Zar zor içeri aldım. Ben onu mutlu etmek istedim. Pasta hazırladım, uyumadım ama eve sarhoş geldi. Benle kutlamak aklından bile geçmemiş. Ne yaptın biliyor musun? Yatağına kadar gitmesine yardım ettin, sonra da pastayı çöpe attın. Nerede anladın ya? Sen beni karamürsel sepet sanıyorsun ama değilim. Ne demek istediğimi anladın mı? Hem birini çok sevmek, hem de ondan nefret etmek. Çok uzun zamandır biliyorum ben bunu. Ama asla öğrenemedim. Belki senle öğrenirim. Ne demek şimdi bu? Sen de beni karamürsel sepeti sandın galiba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.